Yavaş yavaş yapacağız. Saygı değer Olcay Baykal Hanımefendi ve çok değerli Baykal ailesi. Bugün burada bir vatanseveri, partimizin 4. genel başkanı Sayın Deniz Baykal'ı sonsuzluğa uğurlamak için bir araya geldik. İzniniz olursa duygularımı Sayın Genel Başkanıma hitaben paylaşmak isterim. Sayın Genel Başkanım, ülkemiz ve dünya için son derece zor ve karanlık günlerin eşiğinde 2. Dünya Savaşı'nın arifesinde doğdunuz. O yılların sosyal, siyasal ve ekonomik ikliminde ve geleceği belirsiz günlerinde aileniz her şeye rağmen yarınlara duyduğu bir umutla size Deniz ismini verdi. Bütün bir ömrünüzü isminize uygun bir şekilde bu güzel ülkemizin refahına, huzuruna, mutluluğuna, bolluğuna, bereketine, kardeşliğine vakfettiniz. Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. 1 Mart tezkeresine karşı gösterdiğiniz tarihsel duruş milletimiz tarafından asla unutulmadı, unutulmayacak. Sayın Genel Başkanım, Kuvayi Milliyeci bir ailenin ferdi olarak bu ülkenin dünü ile yarın arasında köprü olarak kalmadınız. Ülkemizin güzel geleceğini demokrasi ve özgürlük çerçevesinde inşa eden aktörlerin hem öncüsü hem de yol arkadaşı oldunuz. Bildiğiniz üzere milli mücadelemizin büyük komutanı, ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, benim 2 büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi'dir der. Ne mutlu size ki Mustafa Kemal'in ilk 2 büyük eserinde de unutulmayacak izleriniz, unutulmayacak emekleriniz var. Sayın Genel Başkanım, ülkemizi barış ve kardeşlik içinde bir arada geleceğe taşıma kararlarından hiç ödün vermediniz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz. 12 Eylül'de diğer siyasi parti liderleriyle birlikte zincir bozanı yıkıp geçen de 12 Eylül ve diğer askeri darbelerle hesaplaşmaktan da bir an olsun geri adım atmayan sizdiniz. Siz ki benim 12 Eylül'le siyasi hesaplaşmam bitmedi. 12 Eylül'ün demokratik, laik rejime verdiği tahribatı giderinceye kadar, Türkiye'de tam ve gerçek demokrasi kuruluncaya kadar benim hesaplaşmam sürecek diyensiniz. Biz, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sizden sonraki kuşakları demokrasi mücadelesini Atatürk'ten, İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten ve sizden öğrendik. Sayın Genel Başkanım, dönemin ABD Başkanı Obama'ya 2009 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türk halkını ve Türkiye modernleşmesini daha iyi tanıması, anlaması için kendisine Sait Faik Abasıyanık ve Ahmet Hamdi Tanpınar kitaplarını hediye etmiştiniz. Hediye olarak bu 2 kitabı seçmiş olmanız, hediye edilme gerekçelerinin yanı sıra sizin entelektüel birikiminizi de göstermesi açısından anlamlıydı. Sözlerimi Obama'ya hediye ettiğiniz Tanpınar'ın Huzur adlı romanından bir cümleyle tamamlamak istiyorum. Tanpınar romanında romanın kahramanlarından İhsan'a şu cümleyi söyletir. Fikre, sanata hiç karışmayacağız. Onları hür bırakacağız. Çünkü onlar hürriyet, mutlak hürriyet isterler. Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda söz veriyorum.
ülkemizde mutlak anlamda hürriyeti tesis edeceğiz. Ömrünüzü verdiğiniz demokrasi ve özgürlük mücadelesini tamamlayacağız. Bu duygularla size Allah'tan rahmet, sevgili eşiniz Olcay Baykal hanımefendiye, ailenizin tüm bireylerine, CHP ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Hoşça kalın Sayın Genel Başkanım.